Günaydın arkadaşlar. Ne gülüyorsun? Hala alışamadın mı? Alışamadım. Ben ısırdım. Analar sevilir. Ben ısırdım. Adam hasretmez. Tamam mı? Dellendirmeyin beni. Sen ne dedin? Bak. Küpeğine başlar mı ısırmaya? İyi olmaya başladın herhalde. Evet, vallahi başlayık. Kızım başlayık. Aslan parçası. Aslan parçası. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. Balkon esiyor, elektrik olmadığı için balkona çıktım şimdi ders çalışmaya. Ders dediğim alan sınavı muhasebeye çalışıyorum şu an. İşletmeye çalışmıyorum. Çünkü sadece muhasebeye yetecek kadar zamanım var. Ne diyecektim? Dün bu şekilde hurma topları yaptım. Çikolatalı, o cevizli olana. Bir de soğuk kahve yaptım. Şimdi ders çalışırken bir yandan da onları içeceğim. Öyle. Hayırlısı bakalım. Bugün çarşamba bu arada. Sınava çok az kaldı. Bugün dünyanın en sıcak günüymüş arkadaşlar. Ve şu an ben alışverişe gidiyorum. BİM'e gideceğim. Çok uzak değil ama yine de güneşe çıkacağım için şu an çok şeyim. Daha gitmeden stres oldum. Çok sıcak olduğu için. Bir de havanın en sıcak olması yetmiyormuş gibi elektrik de yoktu bugün. Ekstra klima da olmadığı için çok sıcaktan etkilendik. BİM bakalım serin mi? Lan orada jeneratör çalışıyordur. Biraz BİM'de serinleyeyim. Selam arkadaşlar. Kıymamı bu şekilde suya ıslamıştım. Zaten çözülmüş bu. Domatesim yoktu. Domates aldım BİM'den. Mayonez bitmişti. Mayonez aldım. İkili paketlerde olsaydı kahve falan tercih ederdim ama gramaj olarak bu daha avantajlı olduğu için bugün bunu aldım. Normalde kahvenekinin aromasını daha çok beğeniyorum. Salata turşusuyla kornişon turşusunun arasındaki farkı bileniniz varsa yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Çünkü bayağı bir fark var fiyat olarak ama aynı görünüyor. Aynı tadında olduğunu ben düşünüyorum. İkisini de denedim. Ve bugünkü tarife özgü tek ekstra aldığım şey bu olabilir. Gerisini daha sonra da kullanabiliriz. Bir de patates aldım. Yanına patates kızartması yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk önce patateslerimi doğramakla başlayacağım. Daha sonra zaten çok çabuk pişebilen şey marulumu, domatesimi doğrayıp sosunu da hazırladıktan sonra pişirmeye başlayacağım. İlk önce patatesleri doğrayarak başlayacağız. Başlayacağız diyorum çünkü bugün beraber yapacağız arkadaşlar. Tamamen telefonu bu şekilde koyacağım ve yaparken sizlerle de paylaşacağım yapım aşamasını. Şu bulaşıkları halledeceğim önce. Şef edasıyla o yemeği yapacağım. Çünkü çok popüler bu ara. Sürekli karşıma çıkıyor. Taco burger olarak geçiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Eğer bunu güzel yaparsam bir günde hamburger ekmeğiyle hamburger yapmayı düşünüyorum evde. Yine sizinle de paylaşırım. Ben bulaşık suyu yapmıyorum. Direkt süngere sıkarım. Bütün ürünleri öyle yaparım. Bu zaten bereketli oluyor. Bir de çok bulaşığım olmuyor burada biriken. Olduğunda da ekstra yeniden yapıyorum. Bu arada kısmetse hayırlı bir işimiz var. Niyetimiz var. İnşallah olur. Sizin dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tam olarak ne olduğunu söylemeyeceğim de hayırlı bir iş inşallah. Allah nasip ederse, yüzümüzü güldürürse çok güzel bir şey olacak. Yani hayatımız kurtulacak gibi bir şey.
Hayatımız kurtulacak ama yani ölümün döşeğinde gibi konuşma peki. Şey yani. Refah seviyemizi yükseltecek. Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Ama mesela işte eğer o iş olursa ve durumumuzu düzeltirsek daha iyi bir eve taşınabiliriz. Öyle. Belki bir Dyson'ımız olur o zaman. Dyson almam artık. Bu arada Dyson alma düşüncesinden vazgeçtim. Çünkü artık yani gerek yok. Çünkü elektrik süpürgemden memnunum şu ankinden. Yani o olsa tabii ki de ultra iyi ama bu bozulduktan sonra yeni bir süpürgeye ihtiyacım olduğunda artık Dyson'dan başka bir süpürge almam. Ama şimdilik almayacağım. Bu durumda. Patateslerle başlayacağız. Daha önceki patateslerimi kullanayım ki ilk onlardan gitsin. Bozulmasın. Şimdi yeni aldıklarımdan da yemek böyle çok küçük küçük olacak. Zaten 7 tane taco ekmeğinde olacak. O yüzden patatesi bir tık arttıracağım ki açlık hissi kalmasın. Tam doyalım. Aslında tam doymak sünnet değil. Doymadan kalkmak sünnet. Ama yapamıyoruz. Nefsimiz. Bu arada Oppenheimer ve Barbie filmine gideceğim. Sınav bittikten sonra. Sınav bittiği gün sınavdan dönüşte tek sinemaya giderim. Çünkü çok merak ediyorum. Ben sinema severim. Yani videonun yeni filmi olsun. Kaliteli kalitesi hiç önemli değil. Sinema kültürünü seviyorum. Yani o ambiyansı, o ekmeği. Yani kaliteli. Olunca ekstra insan gitmek istiyor sinemaya. Ya tabii evde film keyfi kadar bir güzel bir şey yok. Bugün eşimle de film keyfi yapmak istiyorum. Böyle aklımda bir iki güzel film var. Bir tanesi Aşkın 300 günü müydü neydi öyle bir şeydi. Daha önce izlemiştim. New York'ta geçen bir hikaye. Film anlamında zevklerim biraz çakışıyor eşine. Ben daha böyle romantik komedi, animasyon tarzında severken o aksiyon, bağcağı, bilim kurgu var. Bunları ben de seviyorum ama ben böyle bayılmıyorum. Yani seviyorum, izlenir, güzel olarak görüyorum. Bu arada kötü patates seçmişim kendime. Alırken. Doğramayacağım. İyi de olmayacak. Aslında hazır düşündüm almayı ama elim daha güzel oluyor. Yani. Kuru oluyor bana. Bu daha çito geliyor. Önce patatesini kızartacağım. Yemeğin kızartma malzemeleri doğradıktan sonra pişmek üzere 10 dakika. Patatesini kızarmaya 10 dakika kalırsa yemeğini sıcak yapacağım. Ayran yapacağım bir de hazırlıklar ekstra. Kola alacaktım sonra vazgeçtim. Bu arada çok içecek. Yoğurt vardı bu arada. Yemek yiyordum. Kesin. Bu arada patatesi bayağı bol yapmış. Neyse yeni seviyoruz. Şimdi sosu için sosları çıkarttım. Bu arada yenilerde rok aldım. Bir de balık aldım. Bir gün de balık menüsü yapacağım yenilerde. Yani yarın ya da öbür gün. Şu maruldan önce alalım birbirine. Şuraları çöp. Şurası da çöp. Aa yaralıymış bu. Şurasında özrü varmış. Görmemişim. Neyse. Bugünkü yemeğe bu kadar yeter. Hatta biraz daha alalım. Bunları yıkarız şimdi. Geldi domates. Nasıl bir tane yeterli? Bu domatesini sallayalım. Şimdi yıkayalım.
gözü doyalım. Böyle hazırlık olarak. Evet, hazırız. Yani. Önce turşuyu doyacağım. Turşuyu yuvarlak doyurmayı tercih edeceğim. Hala çekiyor mu? Çekiyor. Soğanları koyalım. Önce şu etraftakileri de alayım. Çöpe atayım. Her zaman bunu unutuyorum. İlk kullanımda. Şu çıkar yani. Bunu... Bu arada rastgele koyuyorum. Orada çok abartmayacağım. Ketçabı bol güzel olur. Gözüm yandı biberden, ay biber de soğandan. Of, çok çabuk gözüm yanıyor ya. Yandı da böyle çok kötü oluyorum. Neyse. Biraz da turşu suyu buna koyduklarını hatırlıyorum. Çok az. Turşu suyu koyalım. Şöyle bir tatlı kaşığı da turşu suyu koydum. Tuz konuluyor muydu onu bilmiyorum ama biraz da tuz koyacağım. Şimdi sosu bu. Dolaba koyacağım. Bunları da dolaba kaldıracağım. Çalışma alanım geniş olsun ki daha güzel yapalım. Şimdi patates kızartmasıyla başlıyoruz. Bu arada ben
yağı birden fazla kez kullanabiliyorum. Bunun sebebi kızartmama tuz dökmüyorum. Tuzu en son servis anında kızartmayı çıkartır çıkartmaz döktüğüm için yağım da temiz kalmış oluyor. Yani gördüğünüz ben bu yağı en az 3 kere kullanmışımdır. O kadar temiz gözüküyor ama. Yani ilk kez kullanmışım gibi. Çok iyi bir yöntem. Hele ki çok kızartma yapıyorsanız büyük tasarruf. Yağ iyice kızdıktan sonra patatesi atıyorum ve yine çıtır olmasını sağlayan nedenlerden biri de o. Yemeğimi. Yemeğimi de bu tavada yapacağım. Bunun pişirimi çok güzel. Şimdi eti ayarlayalım. Normalde yağsız bir et tercih edilmemiz lazım ama benim etim biraz yağlı. Şöyle etin kanını süzeceğim. Çok az süzdüm. Elimi yıkayacağım. Bu arada patatesimi süzeceğim. Çünkü atacağız birazdan. Kurulanması lazım. Patatesi kurularken bir kurulama bezine sereceğim, koyacağım. Bu arada onu size söyleyeyim. Şimdi etime tuz koyacağım. Karabiber. Patatesi attıktan sonra eti karıştırırız. Bu şekilde bir dursun. Bir tane de patates küçüğünden alıp deneyeceğim yağ kızmış mı diye. Yağ kızmış ama böyle birdenbire hepsini atmıyoruz. Yavaş yavaş atıyoruz. Sıcaklığı kaybolmasın diye. Çünkü bir anda tavanın sıcaklığı düşüyor. Eğer hepsini bir atarsanız o sıcaklığın geri kendine gelmesi lazım. Bunu ben A101'den aldım. 14 lira ya da 13 lira gibi bir fiyatı vardı lavaşın. Harman varsa. Bu arada eti üstüne sürerken çok ince katmanlı süreceğiz ki pişebilsin. Bir de tavayı çok kızdıracağız öncesinde ki yine aynı şekilde olsun. Patatesimiz de burada kızaracak. Öyle size tekrar yapmaya başladığımda çekerim. Dedim ki yavaştan yapayım. Patatesim de zaten çıkmak üzere. Eti olabildiğince ince yapmamız gerekiyor. İnce bir şekilde süreceğiz. Ve
Zaten et pişince böyle kendiliğinden çekileceği için olabildiğince dışarı doğru yapıyorum. Ve bence gayet ince oldu, güzel oldu bu. Oldu gibi. İlk deneme başarılı. Sanki buna fazla et koydum. Şöyle alalım. Kendimi MasterChef'te yarışıyor gibi hissettim. Zamanla. Ay bir türlü çıkmadım be. Eksiniz. Ay tavam çok kızdı bu arada. Size bu aşamayı da gösterim. Oh, elim titriyor. Üstüne bastırmamız gerektiği yazıyordu. Hatta onun için de bir şey ayarlayalım. Şununla mı bastırayım? Aa, tava kayıyor. Ben sizi bırak. Marulunu koyacağım. Şurada rastgele.
Sonra turşu koyacağım şöyle karışık her yerine. Sonra şöyle domates, iki tane fazla olur. Şöyle iki çeyrek gibi bir tane koyalım. Son olarak da sosumuzu koyacağız. Şöyle tutmamız lazım. Böyle tutacak ne var? Yapamam ki ben bunu. Şu an beyin bedava. Evet oldu. Bu böyle oldursun. Hemen diğerlerini yapalım. Acıklar. Marul. Turşu. Domates. Domates çok koymayacağım ya. Arkadaşlar size tabaktaki halini göstereyim mi? Ortadaki taco gibi duruyor da bunlar açıldı. Ama çok güzel. Hemen diğerlerini de yapıyorum. Afiyet olsun aşkım. Nasıl oluyor? Slovak'ın şeyine de benziyormuş. Hamburgerimsi. Mükemmel bir tat. Değişik bir lezzet. Bence başarılı. Güneş bat artık. Bugünün sıcaklığı neydi böyle arkadaşlar? Dünyanın en sıcak günü falandı bugün. Bu arada. Şimdi test çözüyorum olabildiğince. Klimayı da açtım zaten elektrik geldiğinden beri. Öyle. Bu video burada kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir başka vlogda. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olur musunuz? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.